Arkadaşlar hepinize merhabalar iyi çalışmalar diliyorum arı yayınlarının X-Ray matematik kitabından güzel bir polinom sorusu daha önce benzerlerini çözmüştük e, denk gelmeyen arkadaşlarımız olabilir bir arkadaşımız rica etmiş e, kitapta elimde olduğu için ben hemen çözmek istedim px baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden bir polinomdur p1 1 p2 4 p3 9 olduğuna göre p4 değeri kaçtır arkadaşlar aslında bu tip sorularda genellikle şöyle veriliyordu işte mesela P1 eşittir, P2 eşittir, P3 eşittir sıfır şeklinde verilip bir tane daha değer verilip bunun üzerinden yeni bir soru sorulmuş oluyordu. Tabii biz elimizdeki polinom Px iken P1'e ulaşmak için x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Ya da P2'ye ulaşmak için x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır? P3'e ulaşmak için x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır? Üzerinden ilerlememiz gerektiğini düşünebiliriz. Yani burada biz P1'i görünce işin içinde bir x eksi 1 çarpanı. P2'yi görünce işin içinde bir x eksi 2 çarpanı. P3'ü görünce işin içinde bir x eksi 3 çarpanı olduğunu düşünebiliriz. Normalde eğer bize P1 eşit, P2 eşit, P3 eşittir 0 deyip deseydi ki 3. dereceden bir polinomdur deseydi zaten şunların çarpımı bize 3. dereceden bir polinom verirdi. Baş kat sayısını bilmediğimiz için buraya a diyebilirdik arkadaşlar. Ama biz bu elde ettiğimiz ifadenin px'imiz olduğunu söyleyebilirdik. Çünkü burada 1 yazdığımızda da 2 yazdığımızda da 3 yazdığımızda 0 gelir. 3. dereceden bir polinomuz elde etmiş oluruz. Baş kat sayıyı bilmiyoruz. Bunu da ek bir bilgiden yakalamaya çalışabilirdik. Eğer burada 0 değil de Örneğin 8 yazsaydı biz burada 1 yazdığımızda zaten burayı sıfırlıyoruz. Kalanın 8 olmasını istiyoruz. 2 yazdığımızda burayı sıfırlıyoruz. Kalanın 8 olmasını istiyoruz. 3 yazdığımızda burayı sıfırlıyoruz ama kalanın 8 olmasını istiyorsak şuraya bir artı 8 koyarak bu sıfırın üstüne 8 ekleyip bizden verilen değerleri yine yakalamış olurduk. Buna benzer bir mantıkla şöyle diyebilirdi. Px 5. dereceden bir polinom ve ek bilgi olarak bunları vermiş olsaydı bu sefer de şöyle yapabilirdik. Yine x eksi 1 yazardık. x eksi 2'mizi yazardık. x eksi 3'ümüzü yazardık. Zaten bunların çarpımı bize 3. dereceden bir polinom veriyor. Örneğin şöyle demiş olsun. Baş kat sayısı 4 olan 5. dereceden bir polinomdur. Hemen bunun yanına arkadaşlar. 2. dereceden baş kat sayısı 4 olan bir polinom eklerdik çarpım olarak. Ki o da 4x kare artı ax artı b şeklinde olabilirdi. Bakın bunların çarpımı 3. derece. Bununla çarpınca 5. derece. Yine bir 8 kalmasını istiyorsak. 1 yazdığımızda 2 yazdığımızda 3 yazdığımızda burası sıfırlandığı için yine artı 8 diyerek arkadaşlar. Px'imizi bu sefer de bu şekilde düzenleyebilirdik. Yukarıdaki mantık aslında bunlar üzerinden, bunlar üzerine yapacağımız bir mantık. Şu sadece attığımızda kalsın diye bu şekilde bir örnek olarak verdim. Ama bakın bu sefer P1 farklı, P2 farklı, P3 farklı. Yine bunları görünce elimizdeki polinomda Px olduğu için Yine biz x eksi 1'imizi, x eksi 2'imizi ve x eksi 3'ümüzü yazmış olalım arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız şimdi aslında 1 yazınca 1 kalmasını istiyoruz. Baş kat sayımızda 1. 3. dereceden bir polinom olacak. Bunların çarpımı bize 3. dereceden bir polinom veriyor. Bu da gayet güzel. Ama biz 1 yazdığımızda 1 gelmesini istiyoruz. Peki buraya 1 yazdığımızda biz burada neyi elde ederiz? 0. Ama biz kaç gelsin istiyoruz? 1. 1. O zaman bunun yanına bir kaç eklememiz gerekir? 1 eklememiz gerekir. İkinciye bakalım. 2 i̇ki yazdığımızda yine bu sefer 4 gelsin istiyoruz. 2 e yazınca burası sıfırlanıyor. Biz 4 gelsin istiyoruz ama burada kaç yazıyor? 1. E bu sefer 4'e çevirsek ilki tutmayacak. Demek ki burada arkadaşlar daha farklı bir mantık düşüneceğiz. Örneğin bakın burada P'nin içinde 1 yazarken görüntümüz ne gelmiş? 1 gelmiş. 2 yazarken 4 gelmiş. 3 yazarken 9. Dikkat ediyorsanız P'nin içinde, o parantezin içinde bulunan değerlerin hep kareleri gelmiş. O zaman ben 3'ün de birden sağlanması açısından Burada x eksi 1, x eksi 2 ve x eksi 3'ü yazdıktan sonra artı şu içerideki değerin yani x'in hep kareleri geldiği için buraya bir x kare eklesem. Hem polinomun 3. dereceden olma durumunu bozmamış olurum. Hem de bana verilen şu değerleri yakalamış olurum. Hem de yine arkadaşlar baş sayısı 1 olan 3. dereceden bir polinom elde etmiş olurum. Ve ben buna px dersem benden istenen bütün şartları Yakalamış olurum arkadaşlar. Bakın 3. dereceden bir polinom oldu. Bununla 2. dereceden polinomu toplayınca derecemiz değişmez. Halen 3 olur. 1 yazdığımda burası sıfırlanır. 1 gelir. 2 yazdığımda burası sıfırlanır. 2'nin karesinden 4 gelir. 3 yazdığımda burası sıfırlanır. 3'ün karesinden 9 gelmiş olur. Demek ki aradığım Px polinomunun bu şekilde olması gerekir arkadaşlar. Peki bize ne sorulmuş? P4 hemen 4'ü yazalım. P4 eşittir. 4-1 3. 4-2 2. 2. 4-3 1. Artı 4'ün karesi. 6 buradan 16 buradan aradığım cevabı C şıkkı 22 olarak bulmuş olurum arkadaşlar. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar merhabalar ee, iyi çalışmalar diliyorum 3D yayınlarından güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışalım genişliği 12 santimetre uzunluğu 60 santimetre olan bir tahta parçası 5 parçaya bölünüyor ve ön ve arka tarafı tel örgü ile kapalı olan aşağıdaki iki bölmeli kuş kafesi yapılıyor tahta kalınlığı ihmal edildiğine göre x'in hangi değeri için oluşturulan kuş kafesinin hacmi en fazla olur diye sorulmuş arkadaşlar dikkat ediyorsanız e, elimizde aslında arkadaşlar şöyle uzun bir tahta parçası var biz bunu 5 parçaya bölerek buradaki kafesi yapmaya çalışıyoruz. 5 parça hangileri bir bakalım. Şurada arkadaşlar üst taraftaki parçamızla tabandaki parçamızın iki parçayı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bunlar birbirinin aynısı şeklinde gelmiş olacaklar. Bunun dışında şu yandaki parçamız bir parça tam karşısında bu taraftaki parçamız var. Bir de iki bölmeli kuş kafesi demiş ya. Demek ki kuş kafesini iki parçaya ayıran şu yandakilerine eş, yandakilere eş bir tahta parçası da burada kafesimizin içinde burayı iki bölme yapacak şekilde yerleştirilmiş diye düşünebiliriz arkadaşlar. Burada biz buradaki hacmimizi maksimum yapacak x uzunluğunu arıyoruz. Şimdi bakın burada şu uzunluğumuz 12 birim olarak verilmiş. Biz bunun 12 x'lik bir kısmını alacağız. 12 x'lik bir kısmı ortaya konan 12'ye x'lik bir kısmını alacağız. Şuradaki uzunluğa da y dersek 12'ye y'lik ve 12'ye y'lik iki tane de kısmını almış olacağız. Toplamda 5 parçaya ulaşacağız. Ben şöyle yapmak istiyorum. Mesela şurası x olsun burası 12. Şuradan da bir x'lik alalım. Şuradan da bir x birimlik almış olalım arkadaşlar. X'e 12'lik olan kısımları 3 tane aldık. Kalan burayı da arkadaşlar Y'yi 12'lik Y'yi 12, y 12 olarak böldüğümüzde üst tarafı ve alt taraftaki şu tahta parçayı oluşturmuş oluruz. Bunları birleştirdiğimizde de arkadaşlar ortaya şunlardan birini koyduğumuzda buradaki hacmimizi maksimum hale getirmeye çalışacağız ve kuş kafesimizi elde etmiş olacağız. Tahtaların kalınlığı şunlar zaten göz ardı edilmiş. Burada hacmimiz nasıl olur? Dikdörtgenler prizması olduğu için arkadaşlar taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanımızı ya da taban alanımızı y çarpı 12 yüksekliğimizde x olarak alırsak 12 çarpı y çarpı x'in maksimum olmasını istiyoruz. Peki bunu nereden yakalayacağız? Genişliği 12 cm. Uzunluğu 60 cm olan bir tahta parçasıydı bu. Yani 1 2 3 x artı 2 y'nin biz kaç olduğunu biliyoruz aslında. 60 olduğunu biliyoruz. Biz x'in hangi değeri için 12 çarpı y çarpı x maksimum olur diye arıyoruz ya. Hemen buradaki y'yi x cinsinden çekerek yazarsak elde ettiğimiz denklemden bence buradaki hacmi maksimum yapacak x değerini bulabiliriz. Buradan y'mizi bir çekelim. 2 y eşittir ne gelir? 60 x 3 x gelir. Her tarafı 2'ye bölersek Y'mizi x cinsinden 60 eksi 3x bölü 2 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Hemen şurada yerine yazalım. Hacmimiz 12 çarpı y'nin yerine 60 eksi 3x bölü 2 yazdım. Çarpı x. İşte ben bu ifadenin maksimum olmasını istiyorum. 12 ile 2'yi sadeleştirirsem burada 6 kalır. Elimdeki hacim 6 çarpı 60 eksi 3x çarpı x'e dönüşmüş olacaktır. Burada x yerine ne yazarsak maksimum sonucu elde ederiz. Bunu arıyoruz arkadaşlar. Dikkat ederseniz şu bir sabit sayı ama burada 60 eksi 3x ve x var. x ve eksi 3 xi çarptığımız zaman eksi 3x kareli bir denklem gelecektir. Elimizdeki denklem x karenin katsayısı negatif olduğu için kollar aşağı doğru olan bir parabol denklemidir gibi düşünebiliriz. Kolları aşağı doğru olan bir parabolde maksimum değer vardır ki bizden burada o maksimum değer isteniyor. Ve bu parabol maksimum değerini iki kökünün tam ortasında alacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Peki bu denklemin köklerine hemen bir bakalım. Zaten bir tanesinin ne geldiğini görüyoruz. 0, 60 3 x 0 eşitlersek diğerinin de 3 x eşittir 60'tan e, x eşittir 20 geleceğiniz görebiliriz arkadaşlar. E, köklerimizden biri 0, biri 20 maksimum değerimizi ikisinin tam ortadaki değeri olan Kaçta alacağız o zaman biz arkadaşlar? 10'da alacağız. Demek ki biz burada x yerine 10 yazdığımızda maksimum hacme ulaşmış oluyoruz. E bize de x yerine kaç yazmamız gerekir diye sorulmuş. O zaman doğru cevabımızın B şıkkı 10 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur.